Sevgili Ömür Sabuncuoğlu konuğumuz, son kitabı, üçüncü kitabı kız çocuklarını okutabilmek adına yola çıktığı bu harika aslında serüvende üçüncü kitabıyla kaç tane kız çocuğuna ulaşmıştın? 311. İlkinde 126, ikincisinde 185. Evet, toplam 500 bulur muyuz acaba üçüncüde? İnşallah umutluyum buluruz. Ya üçüncüde. Kesinlikle. Yani sizlerin de desteği, çok teşekkür ediyorum. Hemen desteği verelim, buyurunuz. Ne kadar tabii çıkıp anlatabilirsek, böyle ulaşırsak. Aynen. Çok da teşekkür ediyorum. Evet, ünlülerimizden şahane öyküler var. Aslında evet. Kerem Bursu ne yazmış, ne çizmiş? Ne yazmış? Onda Kerem başlayalım gibi istersen. Kerem, izleyelim mi, anlatayım mı? Yok, anlat, anlat. Ha, anlatayım. O sırada görürüz zaten. Yakışıklı olduğu için fazla izlemek istemiyorum ben bu arkadaşı. Al işte. Kerem yurt dışında doğup büyüdüğü için aslında isminin telaffuzunun ne kadar zorlandığını anlattı. Yani gerçek hikaye. Kerem ismini bir türlü okulda söyleyemiyor, arkadaşları söylemiyor, hep başka bir şeyler söylüyorlar. Artık oyunculuğa başladığında da sıkıntı oluyor ve bir gün artık değiştirsem mi gibi düşünüyor. Ama onu anlatmayayım, kilit bir olay yaşıyor orada ve ondan sonra Kerem ismiyle devam ediyor. Kilit olay bir aydınlanma mı acaba? Ay, küçük bir aydınlanma, küçük bir aydınlanma yaşamış. Kerem Bürsin'le Hande Erçel beraberler mi? Birinci ağızdan magazine söyleyeyim, beraber. Çok beğeniyorum. Hala bir an itibariyle değil mi? Abi, yeni güncel yani, magazin beraberlerdir. Evet, 15 geçe itibariyle beraber. Ama bir bomba var sende, kim? Serenay Sarıkaya mı? Evet, bir ayrılık oldu. Ayrılmış mı? Evet. Serenay, hayırlı olsun. Aslında ama kimden desene? Kimden? Umut Evirgen. Ha, ayrıldı mı? Aslında hayır, şöyle bir zaten şey. Zaten çıkıyorlar mıydı? Hani ya da Umut Evirgen'in bu kadar çok ünlü kadınla ardı arkası beraber olmasını neye bağlıyorsun? Yakışıklı ve beğeniliyor demek ki. Yakışıklı, beğeniliyor, popüler. Kızların ilgisini çekiyor bir anda. Kaç kişilerle Umut'u biz duyduk? Biz aslında ilk ismini Tuğba Büyüküstü'nde evet, duyduk. Evet, uzunca bir süre. Evet. Arkasından Melisa Şen olsun. Sonra da Serenay Sarıkaya. Ama şöyle evet, bir şey, görüntülenemedi bu aşk. Görüntülenemedi. Bir geçen hafta arkaları dönükken böyle puslu bir kare yansıdı. Ama net bir görüntü hiçbir zaman magazinin elinde, video görüntüsü olarak söyleyeyim, bizlerin evet, elinde olmadı. Şimdi de zaten ayrılmışlar. Ayrılmışlar. Hayırlı olsun. Tabii ki kitaba dönelim arada magazin. Peki Azra Akın bir çocukluk anısını anlatıyor galiba. Evet, Azra da küçüklüğüne ait, o da Hollanda'da doğup büyüdü. Oradaki o mutlu doğa içerisinde yaşadığı anları, çocukluğunu anlattığı bir öyküsü var. Çok güzel. Seni etkileyen bu ikisinin, ama gerçi kitaba baktığın zaman birçoğu etkilemiştir de, hani Azra ile Kerem, ikisi de yurt dışında yaşadı. Hangisi daha fazla etkileyici? Ne dersin? Okuma açısından mı? Kerem diyeyim o zaman. Kerem diyorsun. Evet evet, Kerem de. Peki, biri daha var sırada. Berrak Tüzün Ataç, Azra'dan sonra. Evet, Berrak da aslında hani hayali bir arkadaşı diyeyim. Hani olur bilmiyorum. Benim olmadı da mesela, ben size sorayım, oldu mu küçükken yok, bir benim hayal arkadaşımız? Şey, mektup yazdığın vesaire. Yok, işte, yok, sevgili Clara değil. Mesela sevgili Clara'ymış zaten onun. Clara. İşte hani. Ona mektuplar yazıyorsun falan. Onunla yaşadıklarını yazmış aslında. Ha. Ona mektup. Enteresan. Evet. İlginç geldi mi sana? Enteresan da evet, farklı. 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 Heyecan da geliyor tabii bütün ünlülerden, mektuplar, hikayeler. Onları tabii onları okumak çok enteresan. Yani bir de mesela ebeveyn olarak yazmaları da, mesela sen annesin, daha iyi evet, anlarsın herhalde. Dün mesela sevgili Şükran Ovalı ile konuştuk. Hı-hı. Kitapta o da vardı. Burada Caner Erkin var. Dedi ki yani bir babanın kızına bırakabileceği en güzel hediye. Hani Mihran büyüdüğünde babasının ona mektubunu aşkını okuyacak. Okuyacak. Çok güzel. Güzel. Ki aynı şekilde Doğa Rutka için de geçerli. O da evet, ikizlerinden Piraye ve Rutka için Piraye'ye bir kızına bir mektup yazdı. Bunlar bilmiyorum, bana da böyle bir şey yazılsa değil mi hepimiz için? Tabii. Çok kıymetli. Bir dakika, evet. Doğa şimdi şeye yazdı. Doğa Rutka kızına yazdı. Kızına yazdı. Ne var satırları aklında mı? Tatlı ikizleri var onların. İşte diyor kızım mücevherim diye başlıyor mesela. Evet. Çok güzel. Ömrümün süsü, zenginliğim, tarçın kokan yanaklarını ve pembe saçlarını. Yani dakika bir ilk cümlesinden itibaren vurmaya başlıyor. Değil mi? Ne kadar güzel. Bir de Caner'inkine bak. Bayağı da uzun var, yazmış yalnız. Caner'inkine de bakalım. Bakacağız şimdi maşallah. Caner'inkine de bakalım. Şimdi tabii bunlar ünlülerin aslında hani özel hayatları her zaman ilgi çekiyor diyoruz. Fakat bunlar yaşamdan parçalar, kalbinden kopan cümleler. Yani mutlaka bu hikayelerde, ben de sana yazarken çok bir sorgulamıştım. Ne yapsam, nasıl daha etkileyici bir şey, nasıl ne gelebilir? Çok hatırlıyorsun güzeldi, değil evet, mi? Senin de hani balerin baleye başlamanla ilgili evet, bir hikaye. Tütülerine mi yazmıştın? Yok, konservatuvara ilk girdiğimde o her adadan çıkan değişik müzik sesleriyle büyülenip sanata aşkımı anlattığım ve sonrasındaki bir hikayeydi hatırladığım kadarıyla. Evet.
güzel bir hikayeydi. Yani bunlar önemli şeyler çünkü yürekten kopuyor. Bu yüzden senin kitaplarında ilgi çekiyor çok. Aslında şimdi, belki de magazinde gördüğümüz hani buradaki birçok ismin farklı bir tabii, yönünü görüyoruz. Kesinlikle. Renkli dünyanın farklı bir perdesi. Evet. Hani bu nasıl girdikleri. Mesela senin olduğun kitapta benim şey de ilgimi çekmişti. Şebnem Bozoklu'nun tiyatroya hayatında 6 yaşında ilk tiyatroya gitmesi ve o sahnede yaşadıkları ve ondan sonra tiyatrocu olmaya karar vermesi. Ya. Yani dönüm noktaları var. Çok dönüm güzel. Bir düşünsene biz seninle bir masal ülkesiyiz diyor kızına Rutkay yani. Böyle bir ifade var mı? Güzel, peki bu Burçin Terzioğlu'nun da Hayat Hanım isimli bir hikayesi, evet, onunki var. Mesela hayali. Hani kendine böyle mi diyor onu? Hayat Hanım. Yok, hayali bir öykü. Mesela benim öyküm, benim de öyküm var. Benimki de tamamen hayal gücüyle yazdığım bir öykü. Burçin'inki de öyle. Sen ne zaman yazdın? Pandeminin içinde mi yazdın? Çünkü genelde pandeminin anlık kadarıyla tam ortasında, pandeminin başladığı süreçte hızlanmış öyküler. Hızlandı sana gelen Murat. Öyküler. Şöyle oldu aslında. Ben Ekim, Kasım gibi insanlarla konuştum. Bu kitabı biz Mayıs'ta çıkarmayı düşünüyorduk. Ve Mart'ın sonunda da hikayeleri toplayalım. İşte yayın evinde okunacak, baskıya gidecek. Mayıs'ta okullar kapanmadan çıkaralım. En doğru zaman buydu 2020 Mayıs'ı. Fakat ben böyle Mart'ın başında aramaya başladım kitaptaki yazarları. Ne durumdasınız? Şey yazıyor musunuz? Ay çok yoğun işte, dizi çekimim var, işte lansmanlarım var, davet var, yurt dışına gidiyorum. Herkes anladım ki şey. Herkes bir yere gidebilir ama yani iki saat kafanı şöyle verip hani ömrün bu kitabı ve giden yerin mesajı çok kıymetli bence. Evet. Bunun için herkes bir vakit ayırabilir bence. Böyle, ayırmışlar sonra da. Sonra evet bir baktım herhalde dedim sarkacak. Zaten biraz da vakti önce söylemiştim. Sonra ayın 20'si gibi, Mart'ın 20'si gibi böyle o ilk vakalar bir, evet, şeyler, evet, çıkmaya başladı falan, bir virüs çıktı. Şöyle söyleyeyim, Nisan'ın ortasında sadece bir ay sonra mail kutuma tık 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 öyküler gelmeye başladı. Çok, evet, güzel. Bak herkes ekmek yapmayı öğrenmiş. Demek öykü deyip falan. Gonca Vuslateri ile Pınar Öğün'ün bir hikayesi. Onlar şöyle oldu aslında. Çok tesadüfen girdi Gonca kitaba. Şöyle bir gün Instagram'ıma hani bir ekrana, telefona not düştü. Şey diye Gonca Vuslateri hikayesinde senden bahsetti. Allah Allah dedim, ne olabilir? O sırada eve yardımcısı geliyor ve yardımcısının bir kızı var. Benim bir önceki kitabı alıyor, kucağına oturtuyor. Oradan bir öykü okuyor. Dedim ki hemen aradım Gonca'yı. Yani bitirmek üzereyiz ama dedim sen bir bu kitapta, üçüncü kitapta olmak ister misin dedim. Yani baskı gitmesine çok az var. Yazmak ister misin? Çok isterim dedi. Evet. Ama Gonca bir kitap kurdudur. Yani, evet, gerçekten bilirsin, yüzer o deryalarda. Merak ediyorum onun da öyküsünü. Neden bahsetmiş? Pınar Öğün'le beraber yapıyor. Evet, evet, o da şöyle oldu. Ertesi gün aradı, dedi ki biz öyküyü dedi Pınar'la birlikte yazsak olur mu dedi. Yani dedim böyle ikili yazma formatımız yok ama bize çok iyi bir anı kalacak dedi. Pınar da bu arada İskoçya'da. O İskoç, pardon, Galler'de. Galler'den yazdı, gönderdi ve ikisinin bir masal aslında. Bir masal yazdılar. Evet. Evet, şey, İola ve Melem cadısı. Aynen. Şahane, çok merakla güzel okuyacağız. Peki. Mehmet Aslan Tuğ o karizmatik sesiyle, yani onu okurken onu dinliyor gibiyim aslında. Değil mi? Evet. Onu zaten anlatılmaz okunur ona bir şey söyleyince. Çok teşekkür ediyorum. İlk kitapta da arzum vardı. Evet. Bazı insanlar için enteresan oldu. Hani ilk kitapta arzum olup üçüncü de Mehmet Aslantuğ, işte birinci de Şükran Ovalan'ın olup üçüncü de Caner Erkin'in, evet, böyle. Bir kıskanmadan hani dolayı mı oldu? Hanım sen yazdın şimdi ben yazacağım falan. Yok, kendiliğinden gelişti. Tabii tabii, kendiliğinden gelişti. Mehmet Aslantuğ, Metin Hara da kaleme almış öyküsünü. Mavi'nin öyküsü. Onunki diye de güzel bir masal çocuk öyküsü aslında. Hani etkileyici bir öykü. Metin de çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Onunla da konuştuk, bir şey yazar mısın böyle diye. Sağ olsun, o da yazdı. Peki o öyküde şey var mı? Adriana vesaire hikayeler? Yok ya, onlardan bahsetmemiş. Adriana'dan zaten pek konuşmuyor. Programa da gelmişti bana konuk. Fakat Metin hep çok güzel kızlarla beraber. Evet, şimdi şu anki çok güzel bir oyuncuyla beraber. Hilal Altınbilek de birlikte. Hilal Altınbilek. Yani gerçekten Angelina Jolie. Hani çok Adriana güzel, Diva. Buyurun Angelina Jolie. Müthiş. Yani nasıl bir etki bırakıyorsa kadınlar üzerinde. Ama Metin'in de bir karizması var. Var tabii canım. Değil olmaz mi? Ben çok da seviyorum Metin. Kalbi selam, güzel sevgi de gönderelim. Ya, karmadan, kanaldan vesaire yürüyor demek ki. Eyvah eyvah. Metin Aray'ı seviyoruz canım yani. Hayatım şaka, şimdi onu geçelim de. Adriana Lima'ya, onu İngilizce o kanaldan girebilmek de kolay değil. Kadına hangi kanallardan girmeye çalışan birçok dünya. Kalp yani, o öyle İngilizceyle falan değil, kalp dili önemli. Sıkıştıralım mı Murat'ı biraz? Yok şimdi Sinem Kobal da altın saçlı kız. Sinem şu an doğum yaptın mı? İkinciye kaçınca hamile şu an. Hamile değil mi? Bu ilkindeydi ama herhalde.
İlkinde şöyle, ama ilkinde yazmaya baş, yani bu teslim etmeden önce hamile değildi. Ama bu süreçte daha hani kitabı çıkarmayı beklerken biz hamile olduğunu duyduk. Hı hı. Sonrasında işte doğum yaptı ve biz aslında ikinci kitabı tam çıkmak üzereyken de ne mutlu ki ikinci bebeğe hamile olduğu haberi geldi. Çok güzel. Şu an ikinci bebeğini bekliyorlar. Ay, altın saçlı kız. Ben ikini de göremedim. Ama o bebeğine değil. İlk bebeğini de göremedim. Hmm. İkisini bir görürüm inşallah. Vefat eden teyzesini anlatıyor. Hmm. Ah canım. Hmm. Evet. Gerçekten bak, dediğin çok doğru. Hani ekranda ya da gazete sayfalarında gördüğümüz o hayatlardan çok daha farklı şeyler anlatıyor. Hepimiz insanız nihayetinde. Hı. İşte o duyguları görmek çok güzel bu kitapta. Evet. Sezen Aksu da var. O da Kardelen. Evet, o da çok güzel. Ona da ayrı bir teşekkür ediyorsun zaten. Evet, yani kıymetli. Nasıl hepimizin kıymetlisi değil mi? Çok kıymetli. Ya onu da şöyle söyleyeyim. Şükran'ın çok etkisi oldu açıkçası. Vesile oldu. Onlar daha yakınlar. Anlattı. Kırmadı. Yani zaten böyle hani yardım ve kız çocukları olduğu zaman Sezen Hanım sağ olsun hiçbir zaman kırmaz ve hemen yazdı. Ha. Evet, özellikle kız çocuklarının okuması için kızlarımızı okutalım. Kızlarımız geleceğimizdir. Geleceğini yönetmek isteyenler adaleti, eşit dağıtmanın vazgeçilmezliğini bilirler. Kızlarımız geleceğimizdir ifadeleri son derece mühim. Zaten senin aslında kitabın da ana kaynağı. Aslında evet, her şeyi anlatan bir yazı oldu. Benim de aslında bu üçlemeyi bitirmemde hani bu kadar kıymetli isimlerle tamamlamak tabii beni çok mutlu etti. Giderek çıtayı yükselttin. Daha üstünü yapamam. Yani bu üçleme için söylüyorum. Herhalde evet, daha üstü olamaz.